Herkese selamlar. Haftanın son gününde tekrardan karşınızdayım. Bu hafta içinde ARK Invest'in Spot Ethereum ETF haberiyle beraber ufak bir yükseliş gerçekleşse de sonrasında hızlı satışlarla fiyat tekrardan bir gerileme yaşadı. Bu haberden sonra Bitcoin tekrardan direnç bölgesini test etti. Şimdi çok fazla vaktinizi de almadan hızlıca grafiklere başlayarak anlatmaya çalışayım. Genel görünüme baktığımız zaman Bitcoin hala 25.150 dolar seviyesini kaybetmiş değil. Şu an fiyat destek bölgesinin üzerinde tutunmuş durumda. Şöyle saatlik zaman dilimine indiğimizde benim Bitcoin için iki tane beklentim vardı. Bunu geçtiğimiz hafta pazartesi günkü Twitch yayınında bahsetmiştim. Sonrasında zaten bununla alakalı tweet atmıştım. Şuradaki yükseliş gelen az önce bahsettiğim ARK Invest'in Ethereum ETF haberiyle beraber şuradaki fitil gerçekleşmişti. Açıkçası ben bu noktada şu fitilin likiditeyi almasını beklerdim. Fakat buradan likiditeyi almadan tekrardan ne destek bölgesinin ne de direnç bölgesinin likiditesini temizlemeden yükselişin başladığı yere 25.635 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşamıştı. Şu anki hani mevcut görünümü değerlendirmek gerekirse Bitcoin'de 26.120-26.385 dolar bölgesi Bitcoin'deki ilk önemli direnç seviyesi olarak takip ediyorum. Zaten önceki Twitch yayınında da bu seviyeyi direnç olarak takip ettiğim ve yani kazanılmasının önemli olduğunu düşündüğüm bir seviye olduğu için şu şekilde bir likidite hareketi beklemiştim. Ki şu anki hani mevcut duruma baktığımızda da fiyat direnç bölgesinden red yemiş durumda. Fiyatın hani tekrardan 27 bin dolar seviyelerine kadar hani bir üst direnç bandı olan 27 bin dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirebilmesi için hani bana göre 26.380 dolar üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Bu bölgeyi tekrardan hani şu şekilde belirtecek olursam fiyatın şu anda tepki almış olduğu 25.700-25.630 bölgesi de ilk ara destek bölgesi olarak takip edilebilecek bir seviye. Fiyat olur da bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber burayı kazanırsa, bu bölge üzerinde kapanışı yaparsa tekrardan 27 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görülebileceğini düşünüyorum. Hem de fiyat bu bölgede bırakmış olduğu imbalansı doldurmak isteyebilir. Peki sonrasında yükseliş devam edecek mi? Bu açıkçası birazcık da pozitif haber akışıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani şu anki yapıya baktığımız zaman hani Bitcoin'de çok fazla bir hacim, çok fazla bir alıcı iştahı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Öte yandan Bitcoin'de hani destek seviyesi olarak şu an için 25.280 bölgesini takip ediyorum ben. Fiyat olur da az önceki beklediğim yükselişi gerçekleştirmeden önce buradaki likiditeleri temizlerse eğer o zaman long pozisyona dahil olmayı düşünürüm. Nereye kadar? 27 bin dolar seviyesine kadar bir long pozisyon açmayı düşünüyorum. Bitcoin tarafındaki beklentim şu an için mevcut yapıya göre yorumladığımda bu şekilde bunu belirtmiş olayım. Ethereum'a baktığımızda Ethereum yani gene şuradaki fitil spot ETF haberinin etkisiyle beraber gerçekleşti. Yani baktığımız zaman fiyat şu alandaki shortçuları saf dışı etmiş, likiditeleri temizlemiş görünüyor. Ethereum'da açıkçası birazdan negatifim. Neden negatifim? Baktığımız zaman 9-10 aylık bir yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı ve yataydaki ilk direnç bölgesine hani tam milimetrik olmasa da bu seviyelere bir retest verip düşüşünü devam ettiriyor. Market genel olarak zaten çok yukarı gidecek gibi gözükmüyor. Bunun sebebi de hani şu anki mevcut yapılar ve beklenen haberlerin gelmemesi. Bu haberler ne? Hepimizin bildiği gibi Spot Bitcoin ETF haberleriydi. Bunları sürekli olarak ertelediler ve muhtemelen de Mart ayına kadar ertelenmesi öngörülüyor. Eğer ki market tekrardan bir yükselişe geçecekse muhtemelen bu yükseliş vitrinini ateşleyecek haber ilk olarak onaylanacak olan Spot Bitcoin ETF haberleri olacaktır diye düşünüyorum. Ethereum'da da daha önce de ben bunu belirtmiştim. Olur da market daha derin bir düzeltme yaparsa 1356 seviyesi ilk önemli key level diyebileceğim bir destek seviyesi fiyatın bu alandan mutlaka bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Saatlik zaman dilimi içerisinde incelediğimizde de fiyat hem direnç bölgesinin hem de destek bölgesinin burada likiditesini temizlemiş durumda. Şu an range içerisinde hareketini sürdürüyor. Yani Ethereum'da eğer yükseliş tekrardan devam edecekse de ilk direnç bölgesi olan 1660 seviyesinin kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ethereum'dan sonra hemen hızlıca Render'dan bahsedeyim. Render'ı ben hatta dün Twitter hesabımdan da paylaşmıştım. Mayıs ayından beri gelen düşen trendinin yukarı yönlü kırmış durumda. Fakat Bitcoin'de sağ olsun düştüğü için Render'da bundan nasibini almış durumda. Şu an için hala trendin üzerinde Render. 1.44 seviyeleri korunduğu sürece ben Render'da ilk direnç bölgesi olan 1.54 seviyelerine kadar bir yükseliş göstermesini bekliyorum.
önemli bir düşen trendi ve önemli bir yatay direnci kazanmış durumda. Şu şekilde belirteyim. Hani bir üst direnç bandı 1.54, bu bölgede kazanırsa 1.72 seviyeleri Render'da önemli olduğunu düşündüğüm direnç seviyesi. Render takip eden birçok arkadaşımız var. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Gene ENS'de Şubat ayından beri gelen düşen trendinin direnç seviyelerine yaklaşmış durumda. Bunu da şu şekilde belirtecek olursam, ilk direnç seviyesi olarak bu bölgeden 3 kere tepki alıp destek bölgesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Şu an için ENS'de de ilk destek bölgesi olarak hani bana göre 7.445, 7.390 seviyesi ilk destek bölgesi. Fiyat bu bölgeyi kaybetmediği sürece bu direnç seviyesini kazanıp trendini de tekrardan zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgenin üzerinde takip edilmesi gereken direnç seviyesi olarak da 8.02, 8.08 seviyesi takip edilebilir. Olur da fiyat bu bölgeden tepki alıp trendini kırarsa da 8.82 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirmesi muhtemel olduğunu düşünüyorum. Neden? Hani fiyat buradaki sert düşüşte bir fiyat boşluğu, yani imbalans bırakmış durumda, burayı onarmak, burayı doldurmak isteyecektir diye düşünüyorum. SNX'i ben uzun süredir gene aynı grafik üzerinde takip ediyorum. Grafiği, hani videoları izleyen arkadaşlar grafiği hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Destek bölgelerinden güzel tepki alıp direnç bölgesine kadar yükseliş gerçekleştirmiş olsa da fiyat bu bölge üzerinde tutunamayıp tekrardan bir geri çekilme yaşıyor. Şu an için benim SNX'te takip ettiğim ilk destek seviyesi 2 dolar bölgesi. Olur da fiyat buraya gelirse 2.04 2 dolar bandına buralardan bir long pozisyon açmayı düşünüyorum açıkçası SNX'te. Yani benim sevdiğim, önemli olduğunu düşündüğüm projelerden bir tanesi SNX. O yüzden yakından takip ediyorum. Yükselişin devam edebilmesi ve kalıcı olabilmesi için ise 2.42 seviyesi üzerinde kapanışlar yapması ve fiyatın bu bölge üzerine tutunması gerektiğini düşünüyorum. SNX'ten sonra da SFP, yani SafePal. Grafiğini beğendiğim coinler arasında yer alıyor SFP. İlk direnç bölgesi olarak da 0.62 bölgesini takip ediyorum. Fiyat 62 üzerinde günlük kapanışlar yaptığı sürece güzel yükselişler görülebileceğini düşünüyorum. Yani çok ütopik bir hedef gibi gözüküyor şu an için. Fakat 0.97 bölgelerine kadar SFP'de bir yükseliş beklentim var. Marketin geneline göre bullish olan coinlerden bir tanesi. Direnç bölgesi olarak dediğim gibi 0.62, 0.63 bandını takip ediyorum. Önceden takip ettiğim destek seviyesi 0.4150, 0.4170 seviyeleriydi. Hani YouTube videolarında çok fazla SFP'den bahsetmedim. Hatta hiç bahsetmemiş olabilirim. Bunun sebebi de çok fazla volatil olduğu için, hani şuradaki hareketlerine bakacak olursak, ben videoyu attıktan sonra video editlenip yayınlanana kadar çok saçma, ütopik hareketler gerçekleştirebilir düşüncesiyle açıkçası hem korktuğum hem çok sevdiğim coinlerden bir tanesi. O yüzden de çok fazla paylaşmaya cesaret edemiyorum açıkçası. Baktığımız zaman 0.4880 49 desteğinden aldığı tepkiyle beraber tekrardan direnç bölgesini zorluyor. Dediğim gibi bu bölgede 0.62 0.63 bandına da alarm kurup takip etmenizi öneririm. SFP'de bu şekilde bahsetmiş olayım. FED geçtiğimiz hafta içinde AI coin'inde bir hareketlilik, bir hacim girişi gözlemlendi. Marketin geneline göre güçlü duran coinlerden bir tanesi de FED. Baktığımız zaman FED düşüş trendini kırmış görünüyor ve bu alana bir retest gerçekleştirdi. Hatta ben bunu Discord'da da paylaşmıştım. 0.22 bölgesine ben bir alarm kurdum. Fiyat bu bölgeye gelirse FED'de de işlem almayı düşünüyorum. Hem baktığımız zaman hem buradaki diplerin likiditesini temizleyip bir alttaki yatay destek seviyesi olan 0.22, 0.2175 seviyelerine bir fitil atabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu bölgeyi takibe aldım, alarm attım. Fiyat bu bölgeye gelirse FED'de de pozisyon açmayı düşünüyorum. Öte yandan fiyat olur da beklediğim destek seviyesine gelmeyip ilk direnç bölgesi olan 0.2515 üzerine atarsa, hani şöyle bir hareket yapması muhtemel. Yeni bir tepe yapıp sonrasında burada oluşturacağı dibin likiditesini temizleyip 25.15 bölgesinde bir retest verirse bu alandan pozisyona dahil olmayı düşünürüm FED tarafında. Şu an hani bu hareket gerçekleşmedi. Olur da bu şekilde bir hareket gerçekleşirse, dediğim gibi 0.2515 seviyelerinden de long pozisyona dahil olmayı düşünürüm. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Bir üst direnç bandı ise 0.2950 seviyelerini takip ediyorum. FED'den sonra bir diğer AI projesi olan AGIX. Baktığımız zaman ilk direnç bölgesini kazanmış olsa da fiyat bu bölge üzerinde bir türlü tutunamadı. Olur da fiyat marketin de geri çekilme yaşamasıyla beraber likidite bıraktığı 0.1732 seviyesinin altına bir fitil atıp bu bölge üzerinde kapanış gerçekleştirirse bu alandan da tekrardan long pozisyon almayı düşünüyorum. Şu alanda biriktirdiği short likiditelerini temizlemek için aynı zamanda imbalans bıraktığı bölge olan 0.2140 seviyelerine kadar
bir yükseliş gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Tabii bu da neyle olur? Videonun başında bahsettiğim gibi Bitcoin gelir buradaki stopları patlatmak için bir düşüş gerçekleştirip sonrasında yukarı yönlü 27 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirirse bu bahsettiğim seviyelerde altcoin'lerde muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Benim takip ettiğim altcoin'ler bu şekilde. Twitter üzerinden Arbitrum soran arkadaşımız olmuştu. Onun için de ARB'ye bakmak, incelemek istedim bu videoda. ARB'yi biliyorum çok fazla takip eden var. Bunun en büyük sebebi de bir sonraki boğa döngüsünde birçok yatırımcı tarafından hani yükseleceği düşünülen coinler arasında yer aldığı için. Hani ARB'de bana göre şu şekilde belirteyim 92-93 bandı ilk direnç bölgesi olacaktır. Yani genel olarak ARB zaten hani şu alanda yeni all time low yani tüm zamanların en düşük fiyat seviyesini gördüğü için hani destek bölgesi olarak bu bölgeler fiyatı tekrardan tutar mı olası bir düşüşte? Hani bunu kestirebilmek çok mümkün değil. Hani çok güvenli, önemli bir destek bölgesi değil. Fakat tekrardan yükselişe geçti diyebilmemiz için hani bana göre 0.92-93 bandının kazanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ARB tarafında. Bir diğer arkadaşımız da TRB sormuştu. Daha şöyle sıralayayım. TRB, Perp, Cyber bunları da özellikle geçtiğimiz hafta çok ciddi, çok ütopik, saçma sapan yükselişler gerçekleştirdiği için paylaşmak istedim. Bu yükselişlerin aslında sebebi Binance'in CEO'su olan CZ. Yani zaten kartel diyorlar. Bunu Umut da geçtiğimiz haftaki videosunda bahsetmişti. Tweetlerinde de sık sık belirtiyor. Bu şekilde manipüle edilen bir coin'de hani açıkçası bana göre destek direnç belirlemek bir tık mümkün değil. Çünkü şurada yaşanan yükselişte bir kişi tarafından yükseltildiği için o balina artık coin'den çıktığı zaman daha da iflah olmuyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Cyber. Hani baktığımız zaman Cyber 3.80 dolarlardan 16.40 dolar seviyelerine kadar korkunç bir yükseliş gerçekleştirmişti. Buradaki gerçekleştirmiş olduğu yükselişten sonra artık coin'den çıktıktan sonra balinası önemli bir destek bölgesinden bile tepki almakta zorlanabiliyor. O yüzden bu coin'lerde mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanızı tavsiye ederim. TRB'de hani bir destek bölgesi vermem bekleniyorsa, teknik çalışacaksa eğer 19.250 seviyeleri ilk destek bölgesi, hani şu seviye fiyatı tutabilecek ilk alan olduğunu düşünüyorum TRB tarafında. Gene Perp de aynı şekilde fiyat eğer ki yükselişine devam edecekse hani balinası bundan çıkış yapmayıp fiyatı daha da yukarılara götürecekse 1.050 altına bir fitil atıp tekrardan bir yükseliş hareketine başlayabilir. Fakat bu tarz çok ciddi giden coinlerde dediğim gibi balinası artık coin'i elinden çıkardığında çok saçma sapan düşüşler görülebiliyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hani ben Cyber'da yanlış hatırlamıyorsam fiyat şu bölgede falandı. Bir long pozisyon almıştım. Hani fiyat bu alandan tekrardan yukarı yönlü bir tepki alır diye. %10'lukta güzel bir yükseliş aldı. Fakat sonrasında %10'la stop oldum. Yani şu alanda stop oldum. %10 kar ettiğim pozisyonda kar almıştım zaten. Bunu da Twitter'dan paylaştım. Fakat sonrasında yükselmiş olduğu yerden çok sert bir şekilde %36'lık bir düşüş gerçekleştirdi. Ve sonrasında işte 10 dolardan long kaçmıştım ben. Şu an fiyat 5 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Hani bu Cyber'da TRB ve Perp takip eden arkadaşlar için bir örnek teşkil etmesi açısından bunu da paylaşmış olmak istedim. Cyber takip eden arkadaşlar varsa şu an için teknik eğer çalışacaksa tepki alması muhtemel ilk destek bölgesi olan seviyede 5.37 ve 5.110 seviyeleri Cyber'daki ilk önemli destek bölgesi. Fiyat zaten bu bağlamda da tutunamazsa 4 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme muhtemelen yaşayacaktır diye düşünüyorum. Altcoin'lerde takip ettiklerim bu şekilde. İncelememi istediğiniz coin olursa videonun yorum kısmına yazarsanız bir sonraki videoda sizin için seve seve incelemeye çalışırım. DXY'ye bakacak olursak DXY'de bu hafta genel olarak dolar karşısındaki varlıklarda düşüş gözlemlendi. Bunun en büyük sebebi de DXY'deki bullish market yapısı. Buradaki düşüş trendini kırmasıyla beraber ben Twitter'dan ve bir önceki videolarda dikkatli olunması gerektiğini elimden geldiğince belirtmeye çalışmıştım. Hem yükseliş trendini kırdı hem son dip yaptıran 103.56 seviyesinin üzerinde yaptığı kapanışla beraber artık market yapısını bullish'e çevirmiş durumda DXY. DXY'nin yükselişiyle beraber altın, gümüş, Nasdaq, S&P 500'de nasibini alarak düşüşlerine devam ediyorlar. DXY'de benim takip ettiğim direnç seviyesi 104.67 bölgesiydi ve fiyat bu bölgede kazandıktan sonra bir retest gerçekleştirdi ve yükselişine devam ediyor. Şu an için ilk takip ettiğim direnç seviyesi 105.85 dolar bölgesi.
Fiyat bu alana geldiğinde, hatta alarmımı kurayım unutmadan, altın, gümüş, Nasdaq, S&P 500 veya işte ülke para birimleri gibi paritelerde, dolar karşısındaki varlıklarda long pozisyon bakmaya başlayacağım. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Altın, şu grafiği hatırlayacaksınızdır, düşüş trendinin devam ettiğinden bahsetmiştim. Açıkçası şuradaki düşüşte 1860 dolar seviyesini test edileceğini düşünüyordum. Fakat baktığımız zaman fiyat son dibinin de altında işlem görerek 1885 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayıp bu alanda yeni bir lower low oluşturmuş durumda. Son yapmış olduğu tepe noktasıyla beraber, hani bu alana biz şu an için yeni bir dip gerçekleştirmediği için bu noktaya yeni bir lower high diyemeyiz. Lower high diyebilmemiz için yeni bir dip yaptırması gerekiyor. Ama fakat hani şu an için baktığımızda yeni bir düşük tepe yapmış durumda. Altında benim beklediğim, mutlaka ama mutlaka long pozisyon değerlendireceğim, hatta spot'tan da altın almayı düşüneceğim seviye 1860 dolar seviyesi olacaktır. Bunu da ben sık sık paylaşmaya, belirtmeye çalışıyorum. Altından şu an için baktığımızda ilk destek bölgesi 1914.70 seviyeleri. Fiyat bu bölgeyi kaybederse, dediğim gibi, muhtemelen yeni dip yapmak için 1860 dolar seviyelerine geri çekilme yaşayacaktır diye düşünüyorum. Şunu da belirteyim, fiyat olur da 1860 dolar seviyesini ben takip ediyorum. Fakat işte DXY'de beklediğim direnç seviyesi gelirse, 105.85 dolar seviyesi geldiğinde, fiyat bu alanda yeni bir dip yapmayıp, hani şöyle gelir, DXY'de dirence gelir, dirençten red yeme ihtimali olduğu için fiyat gelir, altında şu şekilde bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Hani illaki yeni bir dip yapacak diye bir şart yok. Benim şu an için belirtmek istediğim, gerçekleştirebileceği ihtimal dahilinde olan fiyat hareketi. Çünkü hani altında 1860 seviyesi test edilmeden yükseliş devam ettiği için ben fiyatın bu bölgeyi test edebileceğini düşünüyorum. Genellikle bu tarz yapıları fiyat bir şekilde test ediyor. Kesin olmamasıyla beraber benim geçmiş grafiklerde ben bunu genellikle gözlemledim. DXY beklediğim seviyeye gelirse, dediğim gibi, dolar karşısındaki varlıklarda grafikleri açıp long için kendime giriş yere bakacağım. Bunu da ya YouTube videosunda ya da Twitter hesabımda sizlere aktarıyor olurum, paylaşıyor olurum. Eğer ki bir long pozisyon alırsam, gümüşe baktığımız zaman gümüşte direnç bölgesi olan 25-32 seviyesini henüz kazanabilmiş değil. Baktığımız zaman 22 dolar ve 25 dolar arasında bir range içerisinde hareketini sürdürüyor. Gümüşte de gene takip ettiğim destek seviyesi 22 dolar, 21-60 dolar bölgesi. Fiyat bu bölgelere gelir, likiditeyi temizlerse, gümüşte de long pozisyon açmayı düşünüyorum. Yani fiyat geldi, buradaki longları tamamen silkeledi, saf dışı bıraktı. Sonrasında tekrardan bir yükselişi gerçekleştirirse, gümüşte de long almayı düşünüyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Petrol, maalesef ben şuradaki şu bölgenin altına sarkınca petrol işlemimi stoplamıştım. Sonrasında da tekrardan güzel bir yükseliş gerçekleştirerek 91 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. İlk direnç bölgesi olarak ben 90.50 seviyesini takip ediyorum. Fiyat olur da bu bölge üzerinde kalıcılık sağlarsa, 100 dolar seviyelerine kadar Brent petrolde yükseliş görülebileceğini düşünüyorum ki zaten petrol kısıtlamaları devam ediyor şu an için. Kısıtlamalar devam ettiği sürece petrolde yükseliş devam edecektir ki bu da tekrardan enflasyonu tetikleyebileceği için dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Petrolden sonra Nasdaq, videoyu izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Fiyat buradaki 14.644 desteğinin aldığı tepkiyle beraber buradaki likiditeleri temizleyebileceğinden bahsetmiştim önceki videolarda. Tam da o şekilde buradaki likiditeleri temizledikten sonra ilk direnç bölgesinden tepki alıp 15.244 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Nasdaq ve S&P 500 grafiklerinde gap bulunduğu için fiyat bu gap'i doldurmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu noktada 15.307 seviyesine kadar Nasdaq'ta bir geri çekilme görülebilir. İlk destek bölgesi olarak hala ben 15.244 dolar seviyesini takip ediyorum. Yani şu şekilde gösterecek olursak, fiyat olur da 15.244 seviyesini kaybederse Nasdaq'ta da düşüş devam edecektir diye düşünüyorum. Bu noktada zaten bugün haftanın son günü, piyasalara kapanacak. Pazartesi günü tekrardan yeni bir video çekip özellikle MTV endeks paritelerindeki haftalık açılışla beraber oluşan yapıları değerlendirmeye çalışırız. Son olarak da S&P 500'e bakacak olursak, az önce belirttiğim gibi gene Nasdaq'ta olduğu gibi bir gap bırakmış durumda. Fiyat bu bölgeyi doldurduktan sonra yukarı yönlü tepki alma olasılığı muhtemel. Şu an için bu tarafta herhangi bir işlemim yok. Bugün cuma olduğu için risk almak istemedim. Pazar gecesi veya işte pazartesi günü haftalık açılışla beraber piyasaların ne tepki verdiğini gözlemledikten sonra yeni pozisyonları almayı düşünüyorum. Bunu da pazartesi günü veya salı günü bir video çekip sizlere aktarmaya çalışırım. Bu haftaki
Videoda benim bahsedeceğim coinler, beklediğim yapılar, destek dirençler bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları.